Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep yeniyle karşınızda misafir klan savaşları serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Terapi klanındayız. Mükemmel savaşları var. Üçlükleri bizim için seçtiler. Yeni rakibini de size göstermek istiyorum. Muazzam bir maç olacak. Yeni savaşlara da 24 level terapi klanındayız. Şöyle hemen yeni rakiplerini size göstermek istiyorum. Terapi vs Avax Kesal. Dünyanın en yüksek levelli klanları arasında şu anda Avax Kesal 30 level bir tane klan var. 29 level 3 tane klan var şu anda. Onlardan bir tanesi de Avax Kesal arkadaşlar. Bu savaşın videosu da gelsin istiyorsanız videonun altına yorumu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen son savaşa bir geçiş yapalım. 149 yıldız'a 109 yıldız bitmiş. Terapi vs Clash Winners klanı. Hemen saldırı tekrarlarına geçiş yapalım. 7 köy seçtim arkadaşlar sizler için, onları izleteceğim. Daha fazla misafir klan savaşları serisi gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum atıp düşüncelerinizi yazmayı, bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncelleme haberlerinden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Birinci köy atılan üçlükle başlangıcı yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Terapi flankasını atmış oldu üçlük. Tazı balon kombinasyonu. 5 yıldırım 3 depremli ordu. Hemen depremleri yapıştırdı. Orada kaya saçarın gıdım canı kaldı. Merkezi de güzel bir şekilde açmış oldu. Kraliyet şampiyonunu da gönderdi. Kraliyet şampiyonun kalkanıyla direkt tek cehennem kulesini indiriyor. Sağ taraftan kral ve beyler. Kraliçe de şimdi savaşa dahil edildi. Süper bombacı mülayim köşe noktadan duvar açıyor. Kral şimdi açılan duvara doğru yönlendirildi. 2 tane buz golemi de gönderildi. Şu anda kraliçeye tanklama yapsın diye. Orada rakip kraliyet şampiyonu da var. Buz golemleri şimdi dışarıdan savunuyorlar. Rakip kraliyet şampiyonunu şimdi kraliçe indiriyor. Üst taraftan bir yeti. Tazlı balonlar alttan savaşa dahil edildiler. Kraliçe üstte temizliğe devam ederken tazlı balonlar da alttan yavaş yavaş gönderiliyorlar. Tazlar önde, balonlar arkada. Zeplin de direkt binaya doğru ilerletiliyor şu anda. Kraliçe temizliğini sürdürüyor. Tek canan kulesi yakaladı. Kraliçenin gücü de kullanıldı. Sol taraftan tazı balonlar ilerliyor. Merkezde zeplin. Hemen binaya bir buz büyüsü, püskürtücü ve bina donduruldu. Üst taraftan ikişerli üçerli balonlar kalan savunmalara gönderildi. Köpecikler köyün temizliğine uğraşıyorlar. Balonlar ilerliyor. Dede yardımcı oluyor. Son acele büyüsünü gönderdi. Bir tane daha buz büyüsü var. Onu da Tesla'lar ve okçu kulesini dondurmak için gönderdi. O noktada balonlar kasırgaya yakalandılar. Bayağı bir drift attıktan sonra son kalan hava savunması, havaya vuran savunma Tesla'yı da indiriyorlar. Geri kalan işlem temizlik. Güzel bir tazı balon üçlüğüyle başlangıcı yapmış olduk. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Flankasın ikinci saldırıyla devam edelim. İkinci köye geçiş yapalım. 35 binici, 2 yeti, 4 atıcı. Direkt sinsi goblinler depoları indiriyorlar. Sağlı sollu koridoru açtı buz golemlerini. Ardından tokmak, yetiler, kraliçe, büyük koruyucu kral da gönderildi. Orada buz golemleri rakip kahramanları dondurdu. Güzel bir noktadan binaya da ilerletiliyor şu anda ordu. Kral dışarıda, kasırgada drift atarak Tesla'yı da indirdi. Bina da indirildi. Hemen orada bir buz büyüsü takviyesi. Kaya saçar hemen orada dışarıya doğru atlatılıyor. Biniciler sol taraftan savaşa dahil edildiler. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Kraliyet şampiyonu da binicilerin peşine doğru ilerliyor. Şu anda çaprazdan doğru ilerliyor. Hemen bir buz büyüsü kartal topuna. Biniciler önde. Kraliçe ve kraliyet şampiyonu peşlerinde. Hemen bir şifa büyüsü takviyesi. Kraliçe daha fazla dayanamadı. Biniciler atlaya atlaya savunmalara ilerliyorlar. Kraliyet şampiyonunun özelliği de kullanılmış. Onu yakalayamadım. Son bir şifa büyüsü desteği daha var. Son kare savunmalara doğru biniciler ilerliyor. Hemen o noktada son şifasını da gönderdi. Okçu kulesi, tekli cehennem kulesi, büyücü kulesi ve havan topu da alındıktan sonra geri kalan işlem temizlik. Biniciler de temizlik işlemine geçtiler. 4x yapıyorum. Önce savunmaları indirdiler, sonra binaları temizliyorlar. Güzel bir birinci kombinasyonda burada izlemiş olduk. Eline koluna sağlık diyoruz Sevda'nın da. 3. saldırı için geçiş yapalım. 4. köye geç gidiyoruz. Terapi dayının atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü, binici madenci kombinasyonu. Hemen bir balon bir bebeği gider. Kraliçenin yolu açılıyor şu anda. Topu da indirdi bebeği gider. Ardından bir bebeği gider takviyesi daha. O top da indiriliyor. Peş sıra kraliçede yürüyüşe başlatılıyor. Peşine şifacıları takıyor. Orada bir de güdümlü patlattı. Bebeği ejder ölmeden aktif etti. Köşe noktadan kral, birinci maden ejder direkt savaşa dahil edildiler. Hemen bir şifa büyüsü desteği. Rakip klan kalesi çıkar çıkmaz zehir büyüsünü yapıştırdı. Kaya balonu direkt kaya saçara doğru gönderdi peşine. Kraliyet şampiyonunu gönderdi. Sol tarafta kraliçe, sağ tarafta kral biniciler. Merkezde kaya saçar, kaya balonu ve kraliyet şampiyonu 3 koldan şu anda köyü üçlemeye doğru ilerliyor. Kralın gücü de kullanıldı. Hemen bir şifa büyüsü desteği. Kraliçeye bir öfke büyüsü takviyesi. Kaya balonu tanklıyor. Kraliyet şampiyonu indiriyor. Köyü resmen 3'e bölmüş. Ve muazzam bir üçlük geliyor. Kaya saçarı da biniciler indiriyor. Madenciler neredeyse bütün hepsi hayatta, dışarıdan doğru temizliğe devam ediyorlar. Kraliçe sol taraftan bir öfke bir buz büyüsü daha var hala. Gerçekten köyü darmaduman etmiş dayı. Muazzam üçlük. Son öfke ve buzu daha merkeze gönderiyor. Onları kullanmaya bile gerek duymadı. Gerçekten muazzam taktik strateji. Köyü 3 koldan üçlüyor. Tebrik ediyoruz dayıyı. Daha bir sonraki saldırıya geçiş yapıyorum. 3. köye terapi harput hesabıyla atılan üçlük. Yine bir taz balon kombinasyonu. Çok fazla karşımıza çıkan düzenlerden bir tanesi. Yıldırım depremlerle temizliği yaptı. Klan kalesini aradan çıkartıyor. Yeti, kral koridoru dış tarafa açıyor şu anda. İki tane buz golemi takviyesi. Kral ve kraliçe buz golemlerinin peşinde. Buz golemleri donduruyor. Kral ve kraliçe temizliyor şu anda. Hemen bir büyücü takviyesi daha gönderildi. Orada rakip kraliçe de indiriliyor. Kraliyet şampiyonundan sonra buz golemi güzel bir noktada bir daha dondurdu. Seri okçu kulesi de indiriliyor. Kralın gücü de kullanıldı. Kraliçe o noktada kaya saçar. Kartal topu hava savunmasına doğru ilerliyor. Kraliyet şampiyonu da sol taraftan gönderildi. Kahramanlar zaten köyün en anti savunmalarını aldılar. Kraliyet şampiyonu ölmeden rakip ward'ını da indirmeyi başardı. Üst taraftan tazı olanlar savaşa dahil edildiler. Büyük korucu peşlerinde üçerli dörderli balonlar. Hemen balonlara bir aceribüs takviyesi. Bir taz daha peşinden balonlar. Zeppelin de merkez doğru ilerletiyor. Büyük korucunun çemberinden doğru geçiriliyor Zeppelin. Ve gücünden faydalandırılıyor Zeppelin. Şu anda binaya ulaştırıldı. O noktada Cehennem Kulesi binaya buz büyüsü takviyesini gönderdi. Seri bir şekilde belediye binası da indiriliyor. Köyde çok bir şey kalmadı zaten. Hala bir buz büyüsü takviyesi var. Orada Tesla'lar püskürtü Cehennem Kulesi'ne de son buz büyüsünü gönderdi. Orada balonlar bir drift daha atıyor. Ve son kalan hava savunmasına doğru balonlar ilerletiliyor. Köyü zaten köpecikler ve minyonlar temizliyordu. Balonlar da temizlik işlemine yardım ediyorlar. 4x yapıyoruz. Temizliği hızlandırıyorum. Harput'un da eline koluna sağlık diyoruz. Sıradaki saldırıyla devam edelim. 15. köye geldik. V for Vendetta hesabıyla atılan üçlük. Taz balon kombinasyonu. 7 yıldırım, bir deprem, yine Klan Kalesi aradan çıkartılıyor. Hemen bir balon, bir öve. Pekka kara iksir deposuna gönderildi. Bir tane buz golemi. Süper kırıcı şu anda duvar açtı. Buz golemleri önde. Kral ve kraliçe peşlerinde. Yine binaya doğru muazzam bir şekilde kral ve kraliçe ilerletiliyor. Pekka bayağı bir koridor açtı. Şimdi kraliyet şampiyonu da sahaya indiriliyor. Buz golemi güzel bir noktada yine dondurdu orayı. Kralın gücü de kullanılıyor. Çoklu Cehennem Kulesi indiriliyor. Orada kaya saçara rahat bir şekilde ilerletiliyor. Kahramanlar bir de buz büyüsü takviyesi. Kaya saçar bina okçu kulesi donduruluyor. Yavaştan tazı balonlar da savaşa dahil ediliyorlar. Kraliçe binayı da indirdi. Tazı önde, balonlar arkada. İkinci tazı da savaşa dahil ediliyor. Balonlar kaya balonda gönderildi. Peşlerinden balonlar muazzam bir şekilde tazı balonlar ilerletiliyor şu anda. Hemen soldan bir acele büyüsü takviyesi daha. İkinci kaya saçara doğru ilerletiliyor. Balonlar büyük korucunun gücü de kullanıldığı noktada. Kelle avcıları rakip kralı indiriyorlar. Bir buz, bir acele büyüsü takviyesi de var. Acelenin birini gönderdi. Kaya saçarın dibine ulaştırıldı balonlar. Son buz daha büyücü kulesi, hava savunması, okçu kulesi ve cehennem kulesini dondurmak için kullandı. Kaya balonu hala patlamış değil. Şimdi kaya balondan çıkan balonlar ve ejder de temizliğe geçtiler. Şöyle 2x yapıyorum. Hava savunması da indirildi. Son olarak püskürtücü ve okçu kulesi var. 4x yapıyorum. Onlar da rahat bir şekilde indiriliyor. Geri kalan işlem temizlik. Muazzam bir üçlükle buradan çıkmış. Vendetta'nın eline koluna sağlık diyoruz. 18. köye geçiş yapalım. Terapi Gökhan hesabıyla atılan üçlük. Ejder, balon, yıldırım, deprem, klon, ne ararsanız var orduda. Hemen bir deprem, bir yıldırım attı. Kraliyet şampiyonun kalkanıyla direkt Tekli Cehennem Kulesi'ni temizliyor o noktada. Şimdi kalkanı fırlatıyor. Tekli Cehennem Kulesi indiriliyor. Hava savunması da indirildi. Sol tarafta kare zaten indirildi. Zeppelin de gönderildi. İkinci Tekli Cehennem Kulesi'nin orası da indiriyor. Klonla elektro balonlar coşturuldu. Köyün yarısı indiriliyor şu anda. Kartal topuna doğru. Şimdi döndü elektro ejder. Ve rahat bir şekilde kartal topunu da indiriyor. Elektro. Köyün yarısı temizlendi. Bebe ejder sol taraf temizleyecek. Elektro sağ taraf temizleyecek. Ejderler, balonlar savaşa dahil edildiler. Buz golemi tanklıyor. Kral, kraliçe şu anda temizlik işlemine geçtiler. Ordu şu anda müthiş ilerliyor. Buz golemi kraliyet şampiyonunu oyaladı. BB ejder rahat rahat sol taraf tamamen açtı. Elektro ejder de sağ tarafı rahat bir şekilde temizledi. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Büyük korucunun gücü hala duruyor. Bir buz büyüsü takviyesi o noktada büyük korucunun gücü de kullanıldı. Bina ve kaya saçar dondurulmuştu. Balonlar ve ejder orada kasırgaya yakalanmışlardı. Şimdi bina indiriliyor. Bakalım kaya saçar ilk sayı. Hava savunması. Rakip pardon hurhanca vuruyor şu anda. Orduya. Elektro yetişti o noktada. Dedenin yardımıyla da indirildi. Bütün savunmalar indirildi. Kraliçenin hala gücü duruyor. Gerçekten güzel planlanmış bir saldırı. Gökhan'ın da eline koluna sağlık diyoruz. Kraliçenin gücünü kullanmaya bile gerek kalmamış. Ejder, balon, deprem, buz büyüsü, klon ne ararsanız vardı orada da. Güzel bir üçlükte buradan çıkmış. Son üçlüye geçiş yapalım. 42. köye gidiyoruz. 1453 Baybars hesabıyla atılan üçlük. Yine kraliçe yürüyüşü, binici madenci üçlüyle kapanış yapıyoruz. Kraliçe yürütülmeye başlandı. Balonlar güdümlü av için gönderildi. Bebeğler sağ tarafa. Hemen bir öfke yüz takviyesi kraliçeye. Rakip kraliçe şampiyona doğru ilerletiyor kraliçe. Önce rakip pardon aldı. Büyük koruyucu. Büyücü kulesini indirdi. Rakip kraliçe şampiyonu indiriliyor. Sol taraftan doğru kraliçe yürüyüşüne devam edecek. Süper kırıcı orada duvar açmayı başardı. Kaya saçar doğru kraliçeye güzel bir yol açıldı şu anda. Hemen bir zeplin. Zeplini binaya doğru ilerletiyor. Süper bombacı mülayim tekrardan gönderildi. Kraliçeye güzel bir noktadan tekrar bir yol açtı. Hemen merkezde bir öfke büyüsü takviyesi. Bina da indiriliyor. Peşinden kral. Madenciler. Büyük koruyucu. Biniciler ve Garagas şimdi sahaya indirildi. Muazzam üçlük de buradan geliyor. Kraliçe çok rahat bir şekilde yürüyüşünü gerçekleştirdi. Kraliçeye kimse dur diyemedi. Kartal topuna rahat bir şekilde ulaştırıldı ordu. Hala bir öfke iki buzu var. Binicilerden iki tanesi kasırgaya yakalandı. Bir öfkesini kullandı. Büyük korucunun gücü de kullandı o noktada. Bir buz büyüsü de rakip kraliçe ve kaya saçar dondurulsun diye gönderildi. Ardından bir buz büyüsü daha gönderdi. Kelle avcıları affetmedi o noktada kraliçeyi. Kaya saçar kaya atamadan indiriliyor. Kraliçenin gücü de duruyor. Kralın gücü de duruyor. Kraliyet şampiyonun gücü de duruyor. Madencilerin alayı hayatta. Kalkan şimdi fırlatılıyor. Kraliçenin gücü de kullanıldı. Rakip kral da indiriliyor şu anda. Tek canem kulesi indirildi. Son bir büyücü kulesi var. O da rahat bir şekilde indiriliyor. Birbirinden güzel üçlükleri sizler için seçtim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Klan savaşları serimiz daha çok gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından geri kalmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın.